Yer bilimci profesör doktor Naci Görür, Kayseri'nin deprem potansiyeli fazla değildir. Bu tür çalışmalara gerek yoktur gibi bölgenin deprem potansiyelini küçümseyecek yaklaşımlar son derece sakıncalıdır. TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu'nun incelediğim raporu doğru noktalara temas etmekte ve yapılması gerekenleri büyük ölçüde işaret etmektedir dedi afet bölgesi kapsamına alınan Kayseri ile ilgili olarak ekonomiye özel açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Naci Görür, depremle ilgili durumun ciddi araştırmalarla ortaya konulabileceğini, incelediği TMMOB raporunda doğru noktalara temas edildiğini söyledi. Kentin Ecemiş Faizon'un içerisinde yer aldığını belirten Profesör Doktor Naci Görür, Kayseri kenti önemli bir faiz içerisindedir. Bu faiz Erzincan Refayen başlayıp Güneyde Mersin taşucuna kadar uzanan, 730 kilometre uzunluğundaki Ecemiş faiz Ecemiş faiz Kayseri civarında gerilmeli bir yapı kazanarak iki kola ayrılır. Kayseri'nin batısındaki kol Erkilet fayı, doğusundaki ise Erciyes fayıdır. Her iki fayda Ecemiş fayının bir koludur. Bu bölgedeki gerilme nedeniyle iki kola ayrılmıştır Ecemiş fay zonu. Kayseri'nin bulunduğu yerde volkanik kayalar ve önemli ölçüde alüvyon dolgu var. Bu faylar canlı faylardır. Özellikle altmiosenden beri aktiftir. Özellikle Pliyosen'de daha çok aktivite göstermiştir. Günümüzde de seyrek olsa Ecemiş fayzonu üzerinde depremlere rastlarız. Nitekim son depremlerden sonra bu faylar üzerinde de 4 mertebelerinde depremler olmuştur. Kayseri'nin gerçek deprem potansiyeli ancak ciddi araştırmalarla ortaya konabilir. Bu araştırmaların başında da Kayseri'de tehlike, fay analizi ve mikro bölgeleme çalışmaları gelir ifadelerini kullandı kısa bir zamanda olacak anlamına gelmez. Profesör Doktor Görür, Kayseri'nin deprem potansiyeline yönelik yaptığı açıklamaları şu ifadelerle sürdürdü. Kayseri'nin deprem potansiyeli fazla değildir. Bu tür çalışmalara gerek yoktur gibi. Bölgenin deprem potansiyelini küçümseyecek yaklaşımlar son derece sakıncalıdır. Bu fayların yeterince deprem tekerrür periyodu bilinmemektedir. Aletsel dönemde depremlerin fazla görülme Kayseri'nin deprem potansiyelinin düşük olduğunu göstermez. Eğer deprem periyodu uzun süreli ise, örneğin Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, zamanı geldiğinde, tekerrür periyodu dolduğu zaman çok büyük depremler üretebilir. Onun için Kayseri ve yöresinde faylar üzerinde ciddi paleosismolojik araştırmalar yapmak lazım. Bu tehlike analizi yapılırken bir yandan da Kayseri'yi deprem dirençli bir kent haline getirmek için gerekli çalışmalara başlamak şarttır. Bu söylem Kayseri ve civarında hemen veya kısa bir zaman içerisinde deprem olacak anlamına gelmez. Ama Kayseri'nin bir deprem kenti olmadığı anlamına da gelmez. Onun için Kayseri yönetimi ve halkı kentlerini deprem dirençli hale getirmek için gereken iradeyi göstermeli ve gereğini yapmalıdır. TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu rapor hazırladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu toplandı. İnşaat Mühendisleri Odası Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası başta olmak üzere TMMOB'ye bağlı 14 meslek odası ile Kayseri Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası ve Eczacılar Odası bir araya gelerek Kayseri Deprem Raporu oluşturdu. Raporda yer alan tahminlere göre Kayseri'de 6.0 ve 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceği, 6 büyüklüğünde bir depremde bine yakın, 6.8 büyüklüğünde bir depremde ise özellikle Melikgazi'de 8000 ve Kocasinan'da 4000 olmak üzere toplamda 14000'den fazla binanın yıkılabileceği tahmini yer aldı. Hazırlanan raporla ilgili de görüşlerini paylaşan Profesör Doktor Görür, "İncelediğim bu rapor doğru noktalara temas etmekte ve yapılması gerekenleri büyük ölçüde işaret etmektedir." ifadelerini kullandı. "Her türlü işbirliğine hazırız." TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol TMMOBK seri İl koordinasyon kurulu olarak bir araya gelerek şehrimizin deprem riskine yönelik de bir rapor hazırladık. Alınması gereken önlemleri ilgili kurumlarla paylaştık. Şu ana kadar Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve Milletvekilimiz İsmail Özdemir'den raporumuzu takip ettikleriyle ilgili dönüş aldık. Diğer kurum ve yetkililerin de deprem bölgeleriyle ilgilendikleri için henüz dönüş sağlayamadıklarını düşünüyorum. Zamanla onlar da bu rapora ilgi gösterecektir. Konunun tüm paydaşları bir araya gelmelidir. Sadece deprem değil, tüm afetlere karşı kentimizin dirençli olması adına yapılacak her türlü işbirliğine bilim ışığında katkı sunmaya hazırız dedi.